Mayıs Pazar BBN Türk Yeşil Gezegen programından merhaba efendim. Dünyadan ve Türkiye'den çevre haberleriyle ekranlarınızdayız. Dünyada çevre alanında verilen ödüller arasındaki prestiji nedeniyle Yeşil Nobel olarak da adlandırılan çevre ödülüne ilk kez Türkiye'den bir isim layık görüldü. Ödülün sahibi Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya oldu. Bir fırsat olarak kullanılıp Türkiye'nin deniz koruma alanlarında kesinlikle Avrupa lideri olmaması için hiçbir sebep yok. Yani bunun için çok küçük şeyler yapmamız gerekiyor. Zaten bugüne kadar da çok iyi gidiyoruz. Türkiye ilk kez bu ödülü alıyormuş. Ben daha önce bilmiyorum Türkiye'nin alıp almadığını. Bir sürü verilere farklı kanallardan ulaşmışlar. Daha önce aldığımız ödüller, çalıştığımız kurumların sorulmuş. Belli bilgiler toplanılarak da bu ödülün Akdeniz Koruma Derneği'nden bana verilmesine karar koymuşlar sanırım. Bu da büyük bir gurur. Geri dönüşümde kimyasal maddeler yerine biyolojik enzimler geliştiren moleküler biyolog Begüm Esra Aytan, bu enzimlerle yapılan geri dönüşüm işleminde enerji tasarrufu sağladığını ve operasyonel maliyetlerin azaldığını söyledi. Nüfusun yükselişine bağlı olarak atık miktarı da artıyor. Bu miktarın azaltılması kadar geri dönüşümde dünyanın sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynuyor. Ülkemizde atıkların geri dönüşümünü daha çevreci ve daha az maliyetle gerçekleştirebilmek için biyolojik teknolojiler geliştiriliyor. Türkiye'de ve dünyada genel olarak geri dönüşüm prosesleri fiziksel ve kimyasal olarak yürütülüyor. Bizim yaptığımızsa hem Türkiye'de hem de globalde buna yeni bir vizyon katarak bu geri dönüşüm işini tamamen biyolojik bir şekilde yapmak. Bunu yapmak için de gen teknolojisini kullanıyoruz ve istediğimiz herhangi bir atığı geri dönüştürecek olan tamamen biyolojik enzimleri mikrobiyal kültürleme yöntemiyle üretiyoruz. Biz laboratuvarımızda diyelim ki plastik atıkları geri dönüştürmek istiyorsak plastik atıkla beslenen bakterilerden ilham alarak doğaya göre çok daha hızlı tamamen biyolojik proseslerle aynı enzimleri üretiyoruz ve ilgili sektörlere ulaştırıyoruz. 3 tane şu anda enzimimiz var. İlki PETMEN, petrol plastiği parçalıyor. İkinci enzimimiz ise tekstil atıklarının geri dönüşümünde kullanılıyor. Bakterilerimizle ürettiğimiz tekstil atıklarının içerisindeki boyar maddeleri parçalayan bir enzim bu. Bu parçalama aktivitesi sayesinde hem boyanın renk verme özelliğini kaybetmesini sağlıyor, hem de toksinlerinden arınmasını sağlıyor. Enzimle muamele ettiğimiz su, boyama proseslerinde tekrar kullanılabilir oluyor. Üçüncü enzimimiz ise selüloz parçalayan bir enzim. Dünyada bunun farklı örnekleri de var ama bizim farklı olarak yaptığımız burada enzimleri bir takım mutasyonlarla, gen dizilerindeki değişimlerle, optimizasyonlarla doğada olduğundan çok daha verimli, çok daha hızlı çalışır ve stabil hale getiriyor olmamız. Selüloz parçalayıcı enzimi biz biyogaz sektörüne yönelik olarak kullanıyoruz. Burada bizim yaptığımız şey aslında bertarafı, yani geri dönüşümü daha avantajlı hale getirmek. Yeni plastik almadan, atılan plastikleri düzgün bir şekilde sistematik olarak toplayarak ekonomimize kazandırdığımız bir süreç bu. Hem milli bütçeye hem de çevreye inanılmaz derecede faydası var. Şu anda dünyada bunu yapabilen iki firmadan bir tanesiyiz biz. Profesör Doktor Osman Çerezci, teknolojik gelişmelerle artan elektromanyetik kirliliğin tüm canlıları etkileyebildiğini, binalar inşa edilirken ısı yalıtımı gibi faktörlerin yanına elektromanyetik radyasyon faktörlerinin de katılması gerektiğini kaydetti. İletişim araçları ve evlerde kullanılan birçok cihazın elektrikle çalıştığını, teknoloji ilerledikçe enerji kullanımının da arttığını dile getiren Çerezci, çalışan tüm cihazların çevreye elektromanyetik radyasyon adı altında ışık türü yaydığını bildirdi. El
elektromanyetik radyasyon yayan bilgisayar, mikrodalga fırın, cep telefonu gibi cihazlarla donatılmış alanlarda yaşıyoruz. Geçmişte çevre kirliliği olarak su, hava, gürültü kirliliği bilinirken, şimdi iletişim teknolojisinden kaynaklanan bir kirlilikle karşı karşıyayız. Elektromanyetik kirlilik. Peki bu kirlilikten nasıl korunabiliriz? Biz sorduk, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Çerezci cevapladı. Elektromanyetik kirlilik artık bilimsel literatüre çevre kirliliği olarak girmiş durumda. Elektrikle çalışan tüm cihazlar çevresine elektromanyetik radyasyon yayınlıyor. Ne kadar teknoloji artarsa o kadar çevremizde elektromanyetik alan yayılıyor. Bakın şimdi bu kirli kelimesi o kadar gerekli ki Çevre ve Orman Bakanlığı 2010 yılında yönetmelik çıkardı elektromanyetik radyasyon maruziyeti konusunda. Dolayısıyla artık ülkemizde de bu konuda dikkat edilir oldu. Biz bireysel olarak yaşadığımız evde nasıl bir kirlilik içerisinde elektromanyetik alan açısından yatağımızın yerleştirilmesini özellikle bebekler için çok daha önemli oluyor. Odadaki eşyaların yerleştirme biçimlerine elektromanyetik kirliliği bireysel olarak azaltmak açısından dikkat etmek gerekiyor. Prizlerin bulunduğu yerlerde başucu yapmamak lazım. Örneğin telefonu eğer çok yakınımızda tutarak uyuduğumuz zaman etrafımızda elektromanyetik kirlilik dolaşıyor. Yani çalışmasa bile o sürekli olan bazı istasyonlar alışveriş içerisinde bulunuyor. Bazı istasyonları ile ilgili çalışmalar devam ettiği zaman çevremizdeki elektromanyetik radyasyon seviyesi 0-1'lerdeydi. 5G'ler devreye girdiğinde daha sık bazı istasyonları çevremizde olacak, bu bir gerçek. Dolayısıyla bu değerin 2 kat artabileceğini de tahmin etmek mümkün. Teknolojinin sunduğu son olanaklarla piyasaya sunulan her yeni ürün beraberinde eski cihazların neden olduğu elektronik atık sorununu ortaya çıkarıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2020'de yayınlanan küresel e-atık izleme raporuna göre 2019'da dünya çapında 53.6 milyon ton elektrik atık ortaya çıktı. En büyük atık hacmi yaklaşık 24.9 milyon ton ile Asya kıtasında gerçekleşirken bu kıtayı 11.1 milyon ton ile Amerika, 12 milyon ton ile Avrupa, 2.9 milyon ton ile Afrika ve 0.7 milyon ton ile Avustralya takip etti. Doğaya atıldığında birçok çevre sorununa neden olan bu atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılması çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan cihazları çöp atıyorsanız bunu bir kez daha düşünün deriz. Zira bu cihazlarla birlikte içerdikleri element ve bileşikler de çöpe gidiyor. Oysa elektronik atıklarınızı geri dönüşümüne katkıda bulunarak ham madde israfının önüne geçmek mümkün. İçerisinde her türlü elektronik aksam bulunan ve artık işlevini yerine getirmeyen biz cihazlara elektronik atık diyoruz, e-atık diyoruz. Elektronik atıkların diğer atıklardan en büyük farkı doğru değerlendirildiği zaman ikincil bir ham madde olarak yeniden kullanılabilirken yanlış değerlendirildiği zaman içerilerindeki kimyasalların, tehlikeli maddelerin sızıntısıyla birlikte hem çevreye hem de insana zarar veren bir atık türü olması. Biz bir mobil uygulama ürettik ve mobil uygulamaya telefon numaranızla giriş yapıyorsunuz. Ortada bulunan artı butonuna bastığınızda bir ekran karşılıyor sizi. Burada cihazınızın bilgilerini girmenizi istiyoruz. Sizi karşılayan sayfayı eksiksiz ve doğru doldurmanızı rica ediyoruz. Daha sonrasında atığınızın fotoğrafını çekiyorsunuz ve bir sepet, atık sepeti oluşturuyorsunuz. Bu e-atık sepetinizi oluşturduktan sonra onaylayıp adresimizi seçip randevu için size ulaşmamızı bekliyorsunuz diyebilirim. Elektronik atıklar toplandıktan sonra lisanslı ve entegre geri dönüşüm tesislerine teslim ediliyor ve daha sonrasında süreç burada geri kazanıma doğru gidiyor. Operasyon ekibi atığınızı aldıktan sonra puanlarınız hesabınıza yükleniyor ve bu puanları anlaşmalı olduğumuz bağış kanallarında kampanya süreçlerini takip ederek bağışlayabiliyorsunuz. Kurumsal taraftaysanız bir dijital altyapı ile birlikte firmalara ulaşıyoruz.
ve her elektronik atık için bir dijital atık pasaportu üretiyoruz. Bu pasaportla birlikte hem Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi mutabakatlara globalleşme adımlarına uygunluk gerçekleştiriyor. Hem de ham madde değişim borsası gibi borsalara da o atığın sürecini raporlayabileceğiniz bilgileri yine sistem içerisinden alıp kullanabilirsiniz. Dünya üzerinde hava kirliliği kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü Asya Pasifik bölgesindeki durumu değerlendiren Thailand Network'ün kurucu ortağı sorunun arkasında küresel adaletsizliğin yattığı yorumunu yaptı. I think the bigger picture is that the West, the global North country, you know, the global North, so have dealt with air pollution already. So the UK did it, you know, during since the early, what is it, probably in the 30s, 40s, that's when they dealt with air pollution. So their legislation came out in the early 50s, I think. The UN did it in late 60s, 70s. But one thing people don't talk about much, which is what I'm trying to say, is that the factories, that no one wants the disgusting factories, right? That's why they were dying too early, because it's polluting. So they moved the factories to Asia. Always, they've done it since 1990. Most production is done in China. Most of it is China, India, Indonesia, Thailand, Philippines. And they don't talk about it. And that's why I think that's the unfair part of all of this. Because when you go, if you open up right now an air visual map in general, you will see the worst air pollution is going to be in the developing country, and all of it will be in Asia. Why? We are the most populated region in the world. And we have the most factories from West based here. So it is a global inequity issue. Kanada açıklarında yaklaşık 45 yılı aşkın süredir tek başına yaşayan Zor Lucas kıyıya vuran çöpleri toplayıp kayıt altına alırken plastikler üzerinde yaptığı çalışmalarla da uluslararası araştırmalara katkı sağlıyor. In fact, when I first started doing the surveys, it wasn't a plastic pollution survey, it was a debris survey. So I was looking at metal, glass, plastics. And it was, but, you know, over time, the metal and the glass has become far less important. And it's the plastics that are the major problem. So that's kind of how that evolved. And so for a time, I was focusing on just certain types of plastics. But now I'm like looking at plastics and looking at ways to collect data that can be used in global studies. So, for instance, the United Nations has a whole program about in plastic pollution, and data collected here and at any other locations around the world, if you is sort of contributed to the bigger picture. So you start to see how plastics are circulating throughout the world's oceans and where they're coming from and what their impact is. And if you can look at Sable Islands data in the bigger context, you know, the global context, it becomes far more important than just being about Sable Island. This, can you see that? This, this is a bottle of cleanser, and it's made in Italy. And all the language is Italian. So this is a product that would have been distributed in Italy. The other thing is that this Snapple, the language of labeling in this is all English. So this would not be distributed in Canada because all Canada's labeling is bilingual, legally bilingual. So for instance, this, because this is a container for grease, this is in French and English. So this would be a Canadian distribution. So with the language of labeling, that in itself can give you a lot of information about where things come from. Now, that doesn't mean to say that bottle, you know, floated all the way from Italy. It probably came off a ship. So a lot of the international debris that we see here is probably ship-based. But some of it would be coming up with the Gulf Stream from Central and South America as well. So once I started looking at the balloons, it became equally interesting because of the information on balloons. Many balloons will have some kind of information on them, which allows you to pinpoint their source. Because unlike bottles getting into the ocean and washing around, if a balloon has the address of a car dealership in Michigan, that's where it came from.
right? Yeah. It went up into the air, got transported by the wind. Eventually it comes down and ends up on Sable Island. So the balloons were providing us with some fairly detailed information. Now, some of the balloons one was really interesting. It was, I found three balloons attached to an old CD disc. And there was an address written in black marker on the CD. And so I wrote a letter to the address, and I sent them some information about Sable Islands and said what I was doing on the island and stuff. And it turned out that this was from a family, three daughters. Each one had a purple balloon. And on Halloween night, they tied these balloons to this disc and released it. And I was in Illinois. And that one single balloon released by this family eventually made its way to Sable Island, which is an incredibly small target in the huge ocean, right? Sade ve sürdürülebilir yaşam uzmanı Hale Acun Aydın, mutfak ve banyodaki gündelik faaliyetler sırasında hayata geçirilebilecek sürdürülebilir yaşam önerilerini paylaştı. Son yıllarda en çok duyduğumuz kelimelerden biri sürdürülebilirlik. Doğa bilincimizin artmasıyla giderek yaygınlaşan bu kavram, sağlıklı bir çevre ve temiz bir gezegen için olmazsa olmaz. Peki evimizde sürdürülebilir yaşam için neler yapılabilir? Biz sorduk, sade ve sürdürülebilirlik uzmanı Hale Acun Aydın yanıtladı. Sürdürülebilirlik aslında yaşamın devam edebilmesi için buna uygun hareket edebilmek diyebiliriz. Çevre açısından çok önemli çünkü yaptığımız her şeyde kaynak tüketiyoruz. Yani birçok şeyin ya karbon ayak izi oluyor, yaptığımız her aktivitenin, yediğimiz her gıdanın ya karbon ayak izi oluyor ya su ayak izi oluyor. Dolayısıyla çevredeki kaynakları kullanıyoruz. Bu kaynakları doğru kullanmak, onları tüketmeden devamlılığını sağlayacak şekilde ilerlemek bu anlamda önemli. Mutfakta aslında iki önemli tarafa bakmak lazım. Bir tanesi gıdanın israfı. Diğeri de yine bu tek kullanımlık ürünler çünkü mutfakta çok fazla kullanıyoruz. Havlu kağıt evet pratik ama tabii ki çok büyük bir israf. Ne kadar kullandığının da farkında olmuyor. Orada da kumaş veya havluya geçilebiliyor. Aynı zamanda bulaşık tarafı var. Mümkün olduğu kadar elde değil makinede yıkamak su tüketimini oldukça azaltıyor. Kullandığımız işte alışık olduğumuz süngerler yerine kullanabileceğimiz alternatifler var. Sarı bezler veya plastik süngerler kullanmak yerine kabak lifi, elde örülmüş yün lifler, hatta eski tüllerden kullanarak süngerinizi yapmak mümkün. Çok fazla su gideri var banyoda. En basitinden daha banyo yapmaya başlarken suyu ısıtırken çok su akıyor. Aslında o sırada bir kova kullanmak, tıraş olurken veya diş fırçalarken suyu kapamak. Yapılan bir araştırmada yıkanan çamaşırların %25'inin daha kirlenmeden yıkandığı ortaya çıkmış. Bu da aslında gereksiz su israfı. Bunlardan bir ya da ikisini bile değiştirmeleri hayatlarında %10'luk, %20'lik bir fark demek. Bu önerilere uygulayalım umarım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Şener, küresel ısınma nedeniyle polen mevsiminin uzadığını ve havadaki polen yoğunluğunun arttığını söyledi. Solunum yolu alerjileri alerjik nezle ve astım şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Solunum yolu alerjilerine neden olan alerjenler ev içi ve ev dışı olarak kabaca ikiye ayırabiliriz bunları. Ev içinde karşılaştığımız solunum yolu alerjenleri ev tozu akarları, kedi köpek gibi hayvanlara ait alerjenler ve küfler olarak sıralanabilir. Ev dışı ortamda ise çeşitli polenler, bunlar da ağaç polenleri, yabani bitki polenleri, çayır çıvan polenleri, arpa buğday yulaf gibi tahıl polenleri, keza gene dış ortamda da küflerle karşılaşabiliyoruz. Bunlar çok küçük partiküller, küçük parçacıklar. Rüzgarla bulundukları yerden kilometrelerce öteye taşınabiliyor, savrulabiliyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak kışlar kısalıyor, ilkbahar daha erkene geliyor. Dolayısıyla yaz mevsimi
uzamış oluyor. Yaz mevsiminin uzaması demek bitkiler canlanıyorlar ve doğa uyanınca havadaki polen yoğunluğu da artıyor. Gerek polen mevsiminin uzaması gerekse havadaki polen yoğunluğunun artışına yol açıyor. 1990 ile 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde polen mevsimlerini değerlendirmişler. Gerek sıcaklık artışı, gerek bu sıcaklık artışıyla birlikte yağış düzenindeki bir takım değişiklikler ve bunun yanı sıra atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artışı polen üretimini artırıyor ve bu artış 2100 yıllarında günümüzde olduğundan 3 kat daha fazla olacağı öngörülüyor. Sabah saat 5 ile 10 arasında havadaki polen yoğunluğu yüksektir. Dış ortamda yapılacak aktiviteleri mümkün olabildiğince azaltmak, mümkün olduğunca bu saatler dışında dış ortama çıkmak, rüzgarlı havalarda polenlerin göze girerek alerjik konjüktivit dediğimiz gözde kaşınma, sulanma, kızarıklık gibi belirtileri yapmaması için mümkünse bir güneş gözlüğü kullanmak gibi bir takım tedbirler alınır. Beylikova'daki pilot tesiste ilk kez elde edilecek nadir toprak oksitlerinin üretimine başlandı. Dünya genelindeki nadir toprak elementi rezervleri arasında ikinci sırada yer alan Beylikova sahası 694 milyon ton saha büyüklüğüyle önemli bir potansiyele sahip. İlk bakışta taş gibi görünse de birçok önemli sektörde kullanılan nadir toprak elementi cevheri elimde bulunuyor. Bu kritik madenin cevherden ürünü olan yolculuğun hikayesini gelin birlikte izleyelim. Serkan Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'nin yeraltı zenginliğini ortaya koyan bir tesisteyiz. Burası nadir elementler işleme tesisi. Peki öncelikle sormak istiyorum, nadir elementler nelerdir? Evet, şu tablomuza geçebilirsek. Tabii. Yanına buradan daha güzel anlatırız diye düşünüyorum. Periyodik cetveli hepimiz hatırlarız. Ortaokul yıllarında, lise yıllarında, hatta üniversite yıllarında hep konusu geçerdi. Hatta ezberlemeye çalışırdı. O görmüş olduğumuz 17 element, şurada görmüş olduğumuz 17 element, o periyodik cetvelin en altında bulunan 17 element. Ve bu 17 element nadir toprak elementi olarak adlandırılıyor. Ve dünyada da önemi giderek artan bir trendi var. Öneminin arttığı bir trend yaşıyoruz nadir toprak elementleriyle ilgili. Evet. Peki bizim burada hangileri bulunuyor? Bizim bugün gezeceğimiz sahamızda 17 bu nadir toprak elementinin hepsi var. Ama ilk etapta 7'siyle ilgileniyoruz. Bu 7'siyle ilgilenme sebeplerimiz de sahamızda daha çok olması. Daha ekonomik bir açısından bize fırsat sunmasından dolayı bu 7 tane nadir toprak elementiyle ilk etapta ilgileneceğiz. Ama 17'si de mevcut. Az çok 17'si de mevcut bizim sahamızda. Toprak elementlerinin neler olduğunu gördük. Peki kullanım alanları nelerdir? Tamamına yakında stratejik alanlar. Mesela uydu, akıllı füze sistemleri, hava araç parçaları, yönlendirme sistemleri, aynı şekilde elektrikli araçlarda, araç parçalarında, sürtünmesiz rulmanlarda, manyetik parçalarda kullanım alanları mevcut. Az ama olmazsa olmaz ürünlerden bahsediyoruz. Yani yerini ikame edemiyorsunuz. Evet, gerçekten ikamesi yok. Kritik. Koymanız gerekiyor. Az koyuyorsunuz ama olmazsa da olmuyor. Serkan Bey, bu bulunduğumuz sahanın büyüklüğü, önemi nedir? Bunu anlatır mısınız? Evet, bugün burada Eskişehir Beylikova'da nadir toprak sahasındayız, pilot tesisteyiz. Bu sahanın keşfi 1950'lerin sonlarına dayanıyor. 50'lerden gelen bir hikayesi var bu sahanın. 2011-2017 arasında da yaklaşık 125 bin metre sondaj, 60 bin numune alınarak 2017'den sonra Hacettepe Üniversitesi bu alınan numunelerle bizim sahanın rezervini tespit etti. Bir sahadaki en büyük ikinci rezerve sahibiz. Birincisi Çin'in Bayanova sahası, yaklaşık 800 milyon ton. Bizim
Eskişehir Beylikova'daki sahamızda yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervine sahip saha. Bir sahadaki en yüksek ikinci rezervden bahsediyoruz. Evet, birinci sırada Çin dedik, ikinci sırada evet. Türkiye. Peki bunun Türkiye için önemini nasıl anlatabiliriz? Şimdi az önce bahsettiğimiz, tabloda gösterdiğimiz nadir toprak elementinin kullanım alanları vardı. Dikkat ederseniz bütün kullanım alanları hep stratejik alanlar. Ve bu stratejik alanlarda az da kullanılsa olmazsa olmaz alanlar. Ve bu piyasada, nadir toprak elementi piyasasındaki talep her geçen gün bu teknolojinin gelişmesiyle yukarıya doğru çıkıyor. Ve bu talebi karşılayan dünyada eskilerin tabiri var ya, bir elin parmakları kadar, bir elin parmakları bile yok. Öyle olunca bu sahanın önemi bir kat daha fazla artmış oluyor. Bu alanda ciddi bir rekabetin olduğu, yani bazen parasını verip alamayacağınız ürünlerden bahsediyoruz. Öyle olunca da bizim sahanın önemi bir kat, ülkemizin stratejik pozisyonu açısından da önem arz ediyor. Zaten dünyada bunu takip ediyor. Nadir elementlerle ilgili çalışmalar nasıl yürütülüyor? Biraz bundan bahseder misiniz? Nadir toprak elementiyle ilgili çalışmaları bu zamana kadar bizim kendi çalışma arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımız, teknisyen, tekniker arkadaşlarımız ve üniversitelerimizle beraber gerçekleştirdik. Bu çalışmaları Teknoloji Daire Başkanımız Sayın Derya Maraşlı oğlu yürüttü. İsterseniz kendisine mikrofonu verelim, o daha detaylı anlatsın. Derya Hanım, Cevher'in işletmeye gelmeden önceki sürecini konuşalım istiyorum biraz da. Bu tesiste ARGE süreci nasıl oldu? Pilot tesis açılmaya sürecine nasıl gelindi? Tabii birkaç aşaması var çalışmamızın. Çünkü sahada çok fazla mineralimiz var. Hepsinin de ekonomik değeri var. Ve bunların hepsini kazanmak istiyoruz. O yüzden şu an sahada barit var, florit var. Bunların da ticari değeri sahip minerallerimiz. Bir ekonomik değeri var ve nadir toprak oksitlerimiz var. Onları da kazanmak üzere tasarladı çalışmalarımızı. Ve geçen 2022'nin başlarında da tamamen proses tasarımımız yine Atimad'ın ARGE'si tarafından yapıldı. Ve proses tasarım gerçekleşti. Pilot tesis aşamasına geçtik. Çünkü biz ARGE'lerimizi yaparken özellikle bize ait proseslerde aşamalarımız şu şekilde. Önce laboratuvarda bir üretim prosesi yapıyoruz, üretiyoruz, görüyoruz. Kalite olarak analizlerini yapıyoruz. Daha sonra pilot tesis aşamasına taşıyoruz ve ondan sonra endüstriyel tesiste taşıyoruz. Ve ikinci aşamada pilot tesis üretimi için. 2022 başlarında başladık. İhalemizi gerçekleştirdik ve bu sene Cumhurbaşkanımız katılımıyla bir açılış gerçekleştirdik. Ve şu an bu tesisimizde barit, florit, dediğim gibi yine bunlar ekonomik değere sahip minerallerimiz. Bunların kazanımı olacak ve nadir toprak oksitlerimiz dediğimiz ve bunlarda önceliklediğimiz sahada daha bol miktarda olan lantan, serum, neodyum, prosedyum gibi yine değer olarak çok yüksek değerlere sahip ve ülkemizde de ilk defa üretim gerçekleştirecek oksitlerimizi elde edeceğiz. Bu aşamadan sonra da asıl endüstriyel tesis için burada çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü endüstriyel tesis için bir hedefimiz var. Onu gerçekleştirmek için de belli parametreleri elde etmemiz gerekiyor. Burada prosesi çalışacağız. Eksiklerini, artılarını belirleyeceğiz ve asıl endüstriyel tesis için gerekli parametreleri belirleyeceğiz. Derya Hanım'dan pilot tesisin öncesindeki süreci öğrendik. Lütfi Bey, size de sormak istiyorum. Peki bu pilot tesiste çalışmalar nasıl yürütülecek? Evet, bu pilot tesisimizde yıllık biz 1200 ton cevher işleyeceğiz. Bu cevherden florit, barit, nadir toprak elementleri üretilecek ilk etapta. Bu üreticilikler içinde ağırlıklı olarak lantan, feryum, prosedyum ve neodyum var bizim cevherimizde. Bunların çalışması gerçekleştirilecek. Peki bu pilot tesisten bir sonraki adımda neler yapılacak? Bizim esas amacımız 10 bin ton nadir toprak oksiti üretecek tesisi kurmak. Onun için de hazırlık çalışmalarımız başladı. Bu projenin akabinde o çalışmalara başlayacağız. Ayrıca bu büyük tesiste 72 bin ton barit ve 72 bin ton florit de üreteceğiz. Sanatçı Nergiz Yeşil eserlerinde kombuça mantarı, hayvan tüyleri, buluntu kemikler, hamur, sebze ve meyve gibi çevre dostu organik materyaller kullanıyor.
bilim, sanat ve teknolojinin kesiştiği yer için biyosanat diyebiliriz. Her biyosanat üretimi çevre dostu, ekolojiyle ilişkili olacak diyemeyiz. Dolayısıyla aslında ekolojiyle biyosanatın birleştiği yerde ben konumlanıyorum. Çevre dostu bir materyal üretmek ve sanat eserini bunun üzerinden üretmeyi hedeflerken biyosanatla temas halindeyim. Sanat eseri üretmeden önce malzemeyi üretiyorum. Böylelikle tüketimi minimuma indirmiş oluyorum. Neyden ne kadar tüketiyorum bunu kontrol edebiliyorum ve doğa dostu materyal üreterek daha sonra geri dönüştürmek istediğimde doğaya zarar verip vermeyeceğini de kontrol altına tutmuş oluyorum. Şu anda pratiğimde en baskın olanlardan bir tanesi kombuça mantarı. Kombuça mantarı bir çay kültürü ve uzak doğu çıkışlı. Sonra bütün dünyaya yayılıyor. Türkiye'nin ilk hidrojen vadisinin hayata geçirileceği Kuzey Marmara Hidrojen Kıyısı Projesi kapsamında enerji sağ üretim bandırma enerji üssünde yenilenebilir kaynaklarla elde edilen yeşil hidrojenin pilot üretimine başlandı. Projemiz Türkiye'deki ilk yeşil hidrojen vadisi projesi. Bu ne demek? Yeşil hidrojenin hem üretileceği hem de yakın bir coğrafyada farklı paydaşlar tarafından tüketileceği aslında küçük bir ekosistem yaratmış oluyoruz. Bu yönüyle de Türkiye'deki ilklere imza atan bir proje olmuş oluyor. 500 tonluk hedefimize 2023 yılından itibaren 30 aylık süre içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bu durumda 2025 yılı içerisinde yıllık 500 ton yeşil hidrojen üretecek tesisimizi devreye almış olacağız. Burada ürettiğimiz yeşil hidrojen ilk etapta hidrojen peroksit, kale grubu ve şişe cam aynı zamanda eğitim madeni tesislerinde kullanılacak. Yaklaşık olarak yıllık 12 bin ton mertebesinde bir karbon emisyonunun önüne geçmeyi planlamaktayız. Aynı şekilde yeşil hidrojen kullanımının artmasıyla beraber karbon emisyonlarının bahsettiğim gibi seramik, cam, petrokimya sanayinde, gübre sanayinde azaltılması ve emisyonsuz yeşil ürünlerin ortaya çıkması noktasında destek vermek en önemli hedefimiz. Yeşil hidrojenin gelecekte enerji piyasasında önemli bir enerji taşıma aracı olacağını düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak yurt dışından ithal etmek durumunda kaldığı amonyak, metanol gibi ürünleri de yine yeşil hidrojen kullanarak üretmek mümkün. Bundan dolayı da biz Yeşil Hidrojen Vadisi projemiz kapsamında bu ürünlerin de bölgede hangi şartlarda üretilebileceği noktasında fizibilite çalışmalarını da yapmış olacağız. Bu fizibilite çalışmaları doğrultusunda ilerleyen dönemlerde yine yeşil metanol, yeşil amonyak üretimi ile ilgili yatırımlar gündemimizde olacaktır. Türk bilim insanları 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'nın Horses Adası ve çevresinde yer bilimleri alanında araştırmalarını gerçekleştirerek adanın jeolojik geçmişinin izlerini sürdü. Projemizin başlığı Horseshoe Adası magmatiklerinin petrolojisi. Horseshoe Adası'nın bulunduğu Antarktika Yarımadası'nın Güney Amerika'nın güney ucundan koparak Antarktika ana kıtasına yamanması sonucunda gelişen jeolojik süreçleri ortaya çıkartmak için buradayız. Bu kapsamda adadaki kayaçların örneklemelerini gerçekleştirdik. Adanın stratigrafisine genel olarak bakacak olursak temelde Antarktika Yarımadası'nın metamorfik kompleksine ait kayaçları adada görebiliyoruz. Bu kayaçlar itime bağlı olarak oluşmuş ve daha sonra metamorfizmaya uğramış kayaçlar. Bunlarla ilişkili yaşlı plütonik granitik topluluklar var. Bunlar da bugüne kadar Jura öncesi olarak yaşlandırılmışlar. Ayrıca Horseshoe Adası'nda yine volkanik kayaç topluluklarına kayaç toplulukları izleniyor. Ayrıca yine Horseshoe Adası'nda ant plütonik toplumuna ait kayaçları görmek mümkün. Granitik, gabroik, diorotik bileşimde kayaçları bulabiliyoruz.
metamorfik komplekse ait, temele ait metamorfik kayaçların Güney Amerika'nın en güney ucundan kopup Antarktika Yarımadası'na yamamalarına kadar geçirmiş oldukları süreçleri ortaya çıkartmak. Bunlarla ilişkili olan yine granitik kayaçların oluşum dinamiklerini ortaya çıkartmak. Çünkü bunlar aslında Gondwana'nın parçalanmasıyla beraber hemen hemen eş yaşlı kayaçlardan oluşuyor. Horç Adası'nda yüzeyleme veren Antplutonik toplumuna ait kayaçlar aslında yitim yönü bilinen kayaçlara ait. Bu kayaçları kullanarak Türkiye'deki özellikle Sakarya Zonu'nun doğusundaki yitim yönü belli olmayan, yitim yönünün tartışmalı olduğu zamanlardaki yitimle ilişkili kayaçların veri sağlamayı amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında aldığımız kayaçların mineral kimyalarını inceleyeceğiz. Artı ana izelement analizleri gerçekleştirecek. Yine neodyum stronsiyum izotopları yapılacak. Uranyum kurşun zirkon yaşlandırmaları ve argon argon yaşlandırmaları yaparak nihai sonuca ulaşmayı düşünüyoruz. Horseshoe Adası jeolojik olarak incelendiğinde aslında jeoçeşitliliği çok fazla olan bir ada. Adada magmatik kayaçların çoğunu bulabiliyorsunuz. Artı metamorfik kayaçların bir kısmını da adada ciddi şekilde inceleme şansı yakalayabilirsiniz. Burada bulunma amacımız, proje yöneticimiz Profesör Doktor Nurgül Çelik Balcı hocamız ile bölgedeki göllerin jeokimyasına bakarak metal oranlarını belirleyerek element oluşum mekanizmalarını inceliyoruz. Bu kapsamda başta kayaç su ilişkisi olmak üzere çevresel etkilerin bu oluşum mekanizmalarının üzerindeki etkilere bakmaktayız. Projemiz kapsamında zorlu şartlarda da olsa su, sediman, kayaç örnekleri aldık ve bu örnekleri İstanbul Teknik Üniversitesi Jeomikrobiyoloji ve Biyojeokimya Laboratuvarlarında analizleri ve deneysel çalışmaları yapılacaktır. Tabii burada yapılan çalışmalar Türkiye'nin kutup camiasındaki görünürlüğünü arttırırken aynı zamanda ekstrem koşullarda göl oluşum mekanizmaları konusunda da çalışmalara destek sağlayacaktır. Yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Şimdi o görüntüler geliyor. Artvin'de yaşayan 77 yaşındaki Hasan Ayık, 90 derece eğimli 2 dönümlük arazisini teraslama yöntemiyle taş duvar örerek 8 dönümlük verimli tarım arazisine çevirdi. Artvin'de yaşayan 77 yaşındaki Hasan Ayık, 90 derece eğimli 2 dönümlük arazisini teraslama yöntemiyle taş duvar örerek 8 dönümlük verimli tarım arazisine çevirdi. Artvin'de yaşayan Hasan Ayık, 60 yıl önce babasıyla birlikte merkeze bağlı Dere Mahallesi'nden 2 dönümlük arazi satın aldı. Taş duvar ustası olan Hasan Ayık ve babası Aziz Ayık, 90 derecelik yamaçta bulunan arazilerinin düz alanına ev yaptı. Aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla da ilgilenen aile, dik ve uçurum olan arazilerinde tarım yapmaya karar verdi.
Taş duvar ustası olan baba oğul arazilerine sırtlarıyla taşıyıp duvar örerek üzerine toprakla doldurup küçük evlekler yaptılar. Yaptıkları evleklere meyve aşırı diken, sebze eken aile hem evin geçimini sağladı hem de hayvanları için otlak alanı yaptı. Baba Aziz Ayık 1995 yılında hayatını kaybedince oğlu Hasan Ayık ve torunu Temel Ayık çalışmaya devam etti. Gün geçtikçe evlekleri çoğaltan baba oğul 60 yılda 35 evlek 8 dönümlük verimli tarım arazisi elde etti. Teraslama yöntemiyle alan elde eden Ayık ailesinin dik yamaçta tarım yaptığını görenler hayrete düşüyor. Bahçelerine üzüm, elma, armut, dut, kiraz gibi birçok meyve diken Ayık ailesi aynı zamanda fasulye, mısır, marul, maydanoz gibi sebzeleri ekerek aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Topladıkları meyve, sebze ve hayvanlarına otuysa metrelerce yükseklikten sırtla taşımak yerine hava hattı kurarak taşıyor. Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde öğle saatlerinde bazı bölgelerde sis etkili oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde özellikle Taşmanlı ve Osmanlı arasında ciddi bir sis var. Sürücülerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bu mevsimlerde genelde bu tarz olaylar yaşanıyor. Ama tabii ki bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün öğleden sonra fatura yatırmak için evden dışarı çıktığımda çok yoğun bir sis vardı. Göz gözü görmüyordu. Fatura yatırıp eve dönerken sürücülerin çok zorlandığını fark ettim. Görüş mesafesi çok kısalmıştı. Yeşil Gezegen programı devam ediyor efendim. Yayınımızda Profesör Doktor Halis Dokgöz olacak, adli tıp uzmanı ve Aynur Acar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Halis Bey? Çok teşekkürler sizde. Teşekkür ederim. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz Halis Bey programımıza. Hoş bulduk. Bugün sizin bir makaleniz var Halis Bey. Sizle daha önce farklı yayınlar da yapmıştık ama bugün bir makalenizden bahsedeceğiz. Polenlerden ve mata mata kaplumbağalarına başka bir adli ekoloji mümkün mü? Bunun ne olduğunu soracağız size. Adli ekoloji diye bir kavram var. Bununla ilgili bilgiler alacağız. Özellikle mata mata kaplumbağalarını da çok merak ettim. Onun da ne olduğunu soralım size ve birkaç tane sorumuz olacak. Efendim isterseniz şöyle başlayayım. Adli ekoloji diye bir kavram var. Bunun ne olduğunu bize anlatır mısınız? Evet, aslında ekoloji kavramı hayat alanının bir alt alanı. Yani fen biliminde, sağlık bilimleri, sosyal bilimler çeşitli alanlardan oluşan alana biz adli bilimler diyoruz. Adli olayları araştıran. Bunlardan birisi adli tıp, herkesin bildiği gibi ben de bir adli tıp uzmanıyım. Bunun yanında bir de adli ekoloji dediğimiz bir birim var.
ekosistemdeki değişikliklerin, olayların, suçla ilişkileri, adli boyutlarını araştıran bilim alanına da adli ekoloji diyoruz. Ekoloji alanındaki sıkıntılarla ilgili durumu, ben özellikle bu müsilaj meselesi gündeme geldiğinde dikkatimi çekti. Bunun adli boyutu nasıl, nasıl bir yaklaşım sergilenir, buradan nasıl bir yola çıkarız diye araştırdığımda adli ekolojinin geniş bir alanını gördüm. Aşama aşama bunlardan da bahsederiz diye düşünüyorum. Giriş bu şekilde sanırım uygun oldu. Evet, lütfen. Peki ekoloji ve çevre bunların adli boyutunun neresinde kalıyor? Şöyle, adli olaylar dediğimiz zaman aslında bir yandan toplumda suç olarak kabul ettiğimiz kavramlar ve bu kavramlarla ilişkili hukuksal normlar devreye girdiğinde devreye giriyor. Örneğin adli ekoloji içerisinde adli entomoloji dediğimiz bir bilim alanı var, adli limnoloji dediğimiz bir bilim alanı var, adli polenleri incelediğimiz bir alan var. Adli yaban hayatı dediğimiz bir alan var ve bu alanların adli boyutları var. Çünkü küresel sistemdeki, ekosistemdeki değişikliklerle beraber suç kavramları da devreye giriyor. Ve bu suçları bizim ortaya koyup kişilerin hem cezalandırılması hem de ekosistemdeki dengelerin de bir sistem içerisinde sürdürülebilirliğini sürdürmesi gerekiyor. Bu nedenle adli ekoloji kavramı özellikle bizim ülkemiz için yeni bir kavram. Ama biz aslında adli tıpçılar bu sistemi kullanıyoruz çeşitli olguları araştırmada. Yani oldukça yeni bir konu. Evet. Hatta ben de yani takip ediyorum. Oldukça yeni bir konu ve açıkçası kelimeler bile çok değişik, insanların anlayamayacağı deyimlerle terimler. Entomoloji mesela, limnoloji. Toplu çok zor. Bunların ne olduğunu evet. da bize anlatır mısınız? Bunların toplumun anlaması çok zor. Evet. Açar mısınız biraz bize Halis'e ve bunların ne olduğunu? Evet. Örneğin adli entomoloji dediğimiz kavram böcek ve sinekleri inceliyor aslında. Entomoloji dediğimiz bilim alanı böcek ve sineklerin sikluslarını, evrimsel döngülerini, yaşamdaki, doğal yaşamdaki o fan içerisindeki yapılarını, ekosistemdeki yapılarını ve bu değişimleri inceleyen bilim alanı entomoloji. Adli entomoloji dediğimiz zaman ise biz böcek ve sineklerin adli olaylarda nasıl kullanıldığını araştırıyoruz ve görüyoruz. Adli olaylarda kullanıyoruz. Biraz örnekleyerek gidelim. Örneğin bir olay oldu, bir kişi öldü ya da bir cinayete kurban ya da intihar oldu. Bir adli bir olay olduğunu düşünelim. Olay yerine ilk ne polis gider ne jandarma gider. İlk sinek ve böcekler gider. Çünkü o ekosistemde orada zaten sinekler, böcekler var. Gittikleri zaman orada hemen yumurtalarını bırakırlar. Çünkü o doğal üreme ve çoğalma güdüleri olduğu için sineklerin, böceklerin. Yumurtalarıyla birlikte biz olay yerine gidip incelemelerde bulunduğumuzda cesetlerde, cenazeler üzerinde yumurta, larva, pupa ya da ergen bir sinek, böcek bulduğumuz zaman o adli olayı çözmeye başlıyoruz. Örneğin bu kişi ne zaman ölmüştü? Ölümüne etkilen faktörler nelerdir? Ya da o kişi orada mı öldü yoksa başka bir yerden mi taşındı oraya? Bunları saptayabiliyoruz. Çünkü böceklerin, sineklerin sikluslarını biliyoruz. Buradan yola çıkarak da olayları aydınlatabiliyoruz. Yani adli entomolojinin böyle bir gücü var. Biraz kriminal olayların aydınlatılması gibi. Mesela kuzuların sessizliğini hatırlarsanız oradaki olayları çözme tamamen buraya dayanıyor. Entomolojideki o değişikliklere dayanıyor. Aslında sizin işinizi kolaylaştırıyorlar diyebilir miyiz? Evet evet, çok kolaylaştırıyorlar. Hatta bununla ilgili sadece adli olayların araştırılmasında değil, böcekler ve sinekler üzerindeki incelemelerle biz entomoloji haritaları oluşturuyoruz. Yani böcekler, sinekler nerede yaşar? Hangi böcek hangi bölgede yaşar? Evrimsel siklusları nasıldır? Yazın nasıldır? Kışın nasıldır? Buradan yola çıkarak iklimsel değişiklikleri de izlemiş oluyoruz aslında. Örneğin bir kişi Akdeniz bölgesinde öldürülmüş, İç Anadolu'ya taşınmış. Biz bu kişinin İç Akdeniz bölgesinde öldürüldüğünü söyleyebiliyoruz bu böcek ve sineklerden yola çıkarak. Yani suçların tespitinde böceklerden ve sineklerden yardım alıyoruz diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Hatta biz şey diyoruz, dedektif sinek ve böcekler diyoruz. Kuzuların Sessizliği filmini hatırlarsanız afişinde bir kelebek vardır, böcek vardır, sinek vardır. Oradan yola çıkarak olayları çözüyoruz. Biz onlara dedektif sinek, dedektif böcek diyoruz. Ama tabii ki o böcek ve sineklerin yapısını bildiğimiz zaman, bilmezsek o delil hiçbir anlamda ifade etmiyor. Aynur Hanım, peki ben bir şey sormak istiyorum. Merak ettiğim konu özellikle şu anda. Mesela ekolojik yapıda, doğanın kendisinde bütün bu böcekler, haşereler, sinekler hepsi var. Hepsi mevcut. Bizim zarar verdiğimiz ortamlardaki bu canlılar yok oluyorlar mı? Yoksa kaçıyorlar mı? Oralarda tekrar var olmaya devam edebiliyorlar mı? Ben özellikle bunu merak ettim şu anda. Aslında bu böcek ve sineklerin oluşturduğu entomoloji haritaları diyoruz ya, bu haritaların sürekli aynen bilgisayar ve telefonlarda olduğu gibi update edilmesi, güncellenmesi gerekiyor. Buradaki haritalardaki değişikliklerin sebeplerini de ortaya koymamız gerekiyor. Örneğin bir bölgede çok fazla kimyasal mı kullandı tarım sektöründe? Ya da orada çevreye zarar veren bir fabrika mı var? Ya da orada sistemin dışında başka faktörler mi var? Bunların da ortaya çıkmasını sağlıyor aslında bizim incelediğimiz şey. Sadece adli olayı, hani bir suç ilişkisi, cinayet, intihar üzerinden değil de toplumsal boyutunu ele aldığımızda ekolojik dengedeki değişimi de görüyoruz. İklimsel değişiklikleri de buradan yola çıkarak görebiliyoruz. Çünkü aslında yaptığımız iş habitattaki değişimleri izlemek. Evet. Aynen öyle. Onu tahmin etmiştim çünkü böyle bir şeyin olması, ama müthiş bir şey. Öncelikle hakikaten müthiş bir şey. Ben çok memnun oldum. Böyle bir, yani tamam, böyle bir sizin görevinizin var olduğunu biliyorum ama inanın detaylıca hiç araştırmadım. Çevreyle ilgilenmeme rağmen bu konuyu hiç eğilmedim. Çünkü adli tıp bizim tamamıyla konumuzun dışında olduğu için bambaşka bir şey. Müthiş bir şey. Peki bu limnoloji nedir? Evet, bu da aslında bu yine ne işe yarar? Adli tıpla ilgili konuları anlatırken hem derslerimde, üniversitede eğitim verirken de öğrencilerime, hem de toplumla paylaşırken ben şey diyorum, adli tıp sosyal bilimler bir alan, sosyal bir alan. Yaşamı bizzat kendi içerisinde dokunuyoruz hayata. Çünkü hayatın bir parçası. Onun için de keyifle araştırıyoruz ve araştırmalarımızı sosyal çevreyle de paylaşıyoruz. Limnoloji dediğimiz şey de aslında biraz önce karasal durumdaki böcekleri, sinekleri araştırırken burada da su canlılarını inceliyoruz limnolojide. Sudaki alt dediğimiz ısıya, neme çok şeye dirençli canlılar var, mikro canlılar var. Eğer biz bir suda boğulursak, suda ölürsek ya da öldükten sonra suya atılırsak, o suda mı boğulduk, başka suda mı boğulduk? Çünkü her suyun haritaları var. Biz bunlara diatom haritaları diyoruz. Bu küçük canlılara diatom diyoruz. Bu diatomlardaki değişimlerden yola çıkarak da biz bir kişinin örneğin suda boğulup boğulmadığını söyleyebiliyoruz. Ayrıca o suda mı boğuldu, başka suda mı boğuldu, transfer mi oldu, taşındı mı? Bunları da söyleyebiliyoruz. Yine sulardaki, denizlerdeki, tatlı sulardaki fark etmiyor. Değişimleri de inceliyoruz. Aslında diatom incelemeleriyle, limnoloji incelemeleriyle oradaki habitattaki değişimleri de görüyoruz. Yani hem suçluları, olayları aydınlatırken, adli olayları aydınlatırken bir taraftan ekosistemdeki, o sudaki, denizdeki, göllerdeki değişimi de takip etmiş oluyoruz aslında. Peki bu çerçevede Marmara Denizi'ndeki gelişmelerle ilgili dediniz, bazı şeyleri de tespit edebiliyoruz. Marmara Denizi'nde nasıl bir şey çıktı karşınıza, oluşum çıktı? Şöyle söyleyeyim, aslında Marmara Denizi'nde bir inceleme yapmadık. Marmara'daki müsilaj olayından sonra ben bunun adli boyutu ne olabilir diye araştırdığımda bu bahsettiğim, sizlerle paylaştığım bilgilerin bir kısmını elde etmeye başladım ve araştırmaya başladım. İşte Bilge Hanım'ın bahsettiği o mata kaplumbağalarına, adli yaban hayatına, bunları bilmiyordum açıkçası. Onları bu sayede öğrenmeye başladık ve makale haline getirip çeşitli dergilerde yayınladık. Hem bilimsel alanda hem de sosyal alanda. Müsilajla ilgili kısmı gerçekten o hem çevrecilerin hem deniz bilimleriyle uğraşan bilim insanlarının alanına giriyor. Onun adli boyutu yansımaları olacaktır tabii ki. O çevre kirliliğini kimler yaptı?
bu kirliliği yapanların ne tür cezalandırılması gerekiyor ve katkısı olanlar ne oranda katkısı var, bunların mutlaka ortaya konulması gerekiyor. O zaman da biz yine adli tıpçı olarak devreye giriyoruz. Hocam bunu bir an evvel diliyoruz sizden. Müdahale edip bir an evvel kimler kirletiyor, kimler zarar veriyor? Hakikaten bunun bir an evvel yapılması lazım ki iç denizimiz kurtulabilsin. Evet. Halis Bey, polenler sadece alerji yapmıyor, cinayetleri de çözüyor demişsiniz. Peki polenlerin cinayetleri çözümünde nasıl bir etkisi olabilir? Aynen, polenler de biraz önce bahsettiğimiz hani karadaki sinekler, böcekler, denizdeki algler, ekosistemde yaşayan canlılar gibi polenler de ağaçlardan bulaşan, bizlere bulaşan yapılar. Bunlar aslında şöyle bir şey var. Biz adli tıpta Lockhart'ın bir sözü vardır. Biz bunu her şeyde kullanırız. Her temas iz bırakır diye. Polenler de eğer biz çevresel bir ortama giriyorsak, girdiğimiz çevresel ortamlarda bir şeyle temas ediyorsak, o temas ettiğimiz şey mutlaka bulaşıyor. Bizden çevreye bulaşıyor, çevreden bize bulaşıyor. Polenler de böyle. Sadece alerji yapmıyor gerçekten söylediğiniz gibi. Adli olayları da aydınlatabiliyor. Çünkü biz eğer bir kişi ölmüşse ya da bir kişi yakalanmışsa, istismara uğramışsa, üzerindeki giysiler yıkanmış bile olsa, çamaşır makinesinde yıkanmış bile olsa o polenleri saptayabiliyoruz. Polenler de aynen parmak izlerimiz gibi her birinin, her bitkinin polenlerinin DNA yapıları farklı. Buradan yola çıkarak olay yerlerini saptayabiliyoruz. Yani polenler bize o kadar yol gösterici oluyor ki pek çok şeyi saptayabiliyoruz. Yani bir nevi coğrafi konum belirleyicisi. Konum atmış oluyor. Aslında biz bir polen sapladığımız zaman bir giysi de ya da bir insan bedeninde ya da bir incelediğimiz olayla ilgili olay yerinde saptamış oluyoruz. O nedenle polenler bizim için önemli bir belirtidir. Çevresel faktörlerin, ekolojik faktörlerin adli tıpta bile bu kadar etkili olacağını açıkçası çok fazla bilmiyorduk. Bu konuda da sayenizde bilinçlenmiş olduk. Aynur Hanım, siz biliyor muydunuz? Evet. Ben açıkçası bu durumun, bu konunun gezegenlerin devamlılığı açısından da özellikle adli yaban hayatı durumu nedir? Yani bu nasıl bir şeydir? Merak ediyorum. O konuda da biraz bilgi isterim hocamdan. Evet, bu yaban hayatına girmeden önce isterseniz şu şeyi daha vurgulayayım. Hani sadece adli tıp deyince suç ilişkisi, bireysel ilişkiler gibi intiharlar, cinayetler, işte cinsel istismarlar ve bunların çözümlenmeleri gibi algılıyoruz ki aslında toplu kitlesel olaylarda da çevresel sistemlerden yararlanıyoruz. Örneğin Bosna'da toplu mezarlar vardı, hatırlarsınız, savaş ortamlarında sık sık gördüğümüz durumlar. Bu toplu mezarların yerinin belirlenmesinde de biz ekolojik sistemdeki değişikliklerden yararlandık. Drone dediğimiz, biliyorsunuz dronları. Dronlar aracılığıyla ekosistem taranıyor ve o ekosistemdeki bitki örtüsündeki olası değişiklikler, aykırı değişiklikler olduğu bölgeler inceleniyor ve oralarda mesela toplu mezarlar bulunuyor. Çünkü bitki örtüsü değişiyor. Yani bitki örtüsü sabit bir şekilde devam ederken bir yerde anormal bir değişim görüyor. Orayı açtığımızda örneğin toplu mezarları bulduk. O nedenle çevresel değişiklikleri biz adli olaylarda sadece bireysel değil, toplu olaylarda da kitlesel felaketlerde çözüm yolu sağlayabiliyor. Yani bunun da altını çizmek isterim. Bosna'daki bu toplu mezarlardan sonra mavi kelebeklerin ürediği bir şey söylemi yayıldı. Bu doğru mudur hocam? Yani bu bahsettiğim mekanizma içerisinde doğru olabilir. Çünkü neden? Siz o ekosistem içerisinde bir şeyi değiştiriyorsunuz. O değiştirdiğiniz yerdeki yapısal değişim, işte insan vücudunda bulunan mikroorganizmalar, biyokimyasal yapı, vücuttaki değişiklikler, toprak ve oradaki canlılarla buluştuğunda farklı formatlara dönüşüyor doğal olarak. O gördüğümüz şey bazen mavi kelebek oluyor, bazen başka şeyler olabilir. Mümkün yani. Halis Bey, peki bize matamata kaplumbağalarından bahseder misiniz? Evet, aslında matamata kaplumbağaları hikayesi çok ilginç. Hani adli yaban hayatı dediniz ya biraz önce. Biz sadece olaylarda, hani ben kendi adıma bir bilim insanı olarak sadece
suç, ceza, karşılıklı kim yaptı, onların çözümü tabii ki çok önemli ama yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımız anlamında daha geniş bir alana temas etme meselesi beni daha çok heyecanlandırıyor ve etkilendiriyor. Adli yaban hayatı da öyle. Yani biz yaban hayatındaki hayvanların, oradaki dokunun, oradaki sistemin değişmemesi ya da olası değişikliklerdeki başka değişimlerin önüne açması karşısında bir duruş sergilememiz gerekiyor. Adli yaban hayatı burada devreye giriyor. Bu mata kaplumbağaları da ilginç kaplumbağalar. Kolombiya'da yaşıyorlar. Snorkel şeklinde burunları var. Benim burnuma benzemiyor. Biraz daha böyle uzun. Snorkel burunları var. İşte kabukları çok sert ve değişik bir yapısı var ve küçük kaplumbağalar. Seviliyor bu kaplumbağalar ve bunun ticareti yapılıyor. Kaçakçılığı yapılıyor. Çünkü doğal ortamlarında bulunuyorlar. İki tane Kolombiya'nın iki tane ırmağı var, nehri var. O bölgede yaşıyor bu mata kaplumbağaları. Biri Orinoco nehri, diğeri de Amazon nehrinde yaşıyor. Ve buradan kaçakçılık yapılıyor. Sınırda bunları yakaladıkları zaman, kaçakçılığı yakaladıkları zaman hangi kaplumbağa, çünkü bu mata kaplumbağaların iki türü var ve ikisi de birbirine çok benziyor. Karışmaması gerekiyor. Yani yakalanan kaplumbağaların kendi ortamlarına tekrar döndürülürken doğru gitmesi gerekiyor. Bunu yanlış yaparsanız oradaki sistemi de alt üst ediyorsunuz. Burada da işte yine DNA, yüzyılın hani mucize buluşu, bence adli tıpçıların, bu CSI dizilerinin, sinema sektörünün, edebiyatın bir numaralı elemanı haline gelen DNA burada da devreye giriyor ve hızlı bir incelemeyle biz bu mata kaplumbağalarının hangisinin hangi havzaya gideceğini, hangi nehre geri gönderileceğini saptayıp doğal döngüyü bozmamış oluyoruz. Çünkü yanlış yere gönderdiğiniz zaman bu kez oradaki habitatı da bozuyorsunuz. Yani sadece suç ve suçluyu yakalayıp transferi yetmiyor. Doğru yere, doğru ekosistemi de kurmak gerekiyor. Burada da yine adli bilimler, adli tıp bir şekilde devreye giriyor. O nedenle mata kaplumbağaları da bizim başımızın tacı diyelim. Ne tarafta, Türkiye'de nerelerde bulunuyor? Türkiye'de değil, Kolombiya'da var bu mata kaplumbağaları. Kolombiya'da var, Türkiye'de yok. Ha. Ülkelerde daha çok yasa dışı olarak ticareti yapılıyor. Bizim karette karettalarımız var onun yerine, değil mi? Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aynur Hanım, sizin de son sorularınızı alalım lütfen. Evet, burada bence açıkçası bu diatom ve entomoloji var bir de. Bu iki başlık da çok enteresan geldi bana. Bunların açılımıyla ilgili biraz bilgi istesek hocamızdan mümkün müdür? Aslında entomoloji dediğimiz sinek ve böceklerin yaşam sistemlerinin incelenmesi. Yani bir yumurtadan larva olması, pupa olması, sonra erişkin haline olması, bunların süreçleri var ve bunlardaki değişimi inceliyor entomoloji. Her bölgenin de haritaları var ve bu entomoloji haritalarından yola çıkarak biz hangi sinekler, hangi böcekler nerede yaşar, kişi ne zaman ölmüştür, ölüm zamanını saptayabiliyoruz, olayın niteliğini saptayabiliyoruz, iklimsel değişiklikleri saptayabiliyoruz. Diatomlar ise denizde yaşayan bir alg türü. Eğer bir kişi suda boğulmuşsa, boğulduğu sudaki diatomla insan vücudunda sapladığımız diatom aynı oluyor. Parmak izi gibi düşünün. Böylece biz bir transfer mi oluyor, yoksa kişi başka bir yerde öldürülüp oraya mı atıldı? Bunların saptama şansımız oluyor. O nedenle diatom haritaları da bizim için çok önemli. Yani biz ekosistemdeki o değişimlerden yola çıkarak suçları ve adli olayları aydınlatabiliyoruz. O nedenle adli ekoloji önemli. Bir de tabii ki ekosistemdeki değişimlerin aslında her biri adli olay. Çünkü biz ekosistemi yok ettiğimiz zaman, hırpaladığımız zaman, zarar verdiğimiz zaman aslında bir suç işliyoruz. Suç varsa bir adli boyut da vardır. O zaman adli ekoloji dediğimiz olay devreye giriyor. Ortaya çıkıyor. Evet. Müthiş. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için ve programı da ilgili izlediğimi vurgulamak isterim. Çok teşekkür ederim. Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz size. Teşekkürler.